Merhaba sevgili arkadaşlar. O unutulmaz kalem, o muhteşem yazar, sizin de benim de çok sevdiğimiz o asi ve öncü ruh. Kimden bahsediyorum? Jack London'dan. Evet arkadaşlar, Jack London'ın yine bir başyapıtıyla yine muhteşem bir eseriyle karşınızdayım. Demir Ökçe. Uzun zamandır sizlerle paylaşmak istediğim bir eserdi. Gün bugünmüş. Bütün Jack London eserlerinden bahsetmeden önce hep vurguladığım bir şey var. Eğer Jack London'ın bir eserini büyük üstat Levent Cin Emre çevirmişse mutlaka o çeviriyi alıp okumalısınız. Jack London'ın İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler dizisinden çıkan bu çevirisi gerçekten muhteşemdi. Bir kere daha Levent Cin Emre Ağabeyimize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar 320 sayfalık bir kitap. Muhteşem bir eser. Distopya türünün öncü eseri diye anılıyor. Jack London'ın Demir Ökçe isimli eseri. Sizler tabii ki distopya deyince kafanızda muhakkak bir şey canlanıyor ama... ...ben böyle en yalın haliyle ifade edeyim bir iki cümleyle. Hani deniz ya böyle... Ya çok ütopik düşünüyorsun. Çok ütopya bu. Yani bir insanın geleceğe dair böyle çok güzel şeyler olacak, güzel şeyler yaşanacak gibi böyle biraz da belki gerçeklikten kopup o güzel hayallerine biz ütopya diyoruz. Ha işte onun geleceğe dair tam tersi olan yani gelmemiş bir gelecekte, bir zamanda bir felaketin, bir yıkımın, bir acının bir çöküntünün önden hikayesini anlatıldığında işte buna da distopya diyoruz. Yani bu şekilde size özetlemiş olayım ve devam edelim. Jack Demir Ökçe isimli eseri arkadaşlar. Hani George Orwell'ın 1984'ü öte tarafta yine çok bildiğiniz Fahrenheit 451 ve yine çok bilinen bir kitap Cesur Dünya gibi distopya türünün önemli eserlerine de ilham kaynağı olmuş bir eserdir. Jack Demir Öpçe isimli eseri. Yani yine tekrar edecek olursam bir anlamda distopya türünün babası diyebiliriz bu kitap için. Şimdi kitapta devrimci bir karakterimiz vardır. Ernest Han diye. Onun bir de işi var hanımefendi. Avis Kitapta dikkat edeceğiniz bir şey hemen söyleyerek ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi buradaki bu başrolümüz diyelim yani ana karakterimiz Ernest Everhart karakterinin eşi tarafından bu hikaye bize anlatılıyor. Ama daha sonra aradan uzun yıllar geçmiş, bunların yazdığı notlar var, o notlar ile geçiyor. Onu da yine başka bir karakter anlatıyor. Yani kitabı okuyanlar için önemli bir şey söylüyorum. Kitabın anlatıcısı değişiyor. Bir anlatıcıyla başlarken sonra başka bir anlatıcıya geçiyor. Buna dikkat edin yoksa abi kim neyden bahsediyordu diye karıştırabilirsiniz. Öte taraftan kitabın zamanı. Şimdi bir eseri anlatırken değil mi? Mesela şimdiki zaman kullanırsın. Şu an olmuş bir şey anlatırsın ya da geniş zaman kullanırsın. Burada zaman da sizin kafanızı karıştıracak. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Hem şu an olmuş olan bir şeyden bahsediyor. Sonra zaman olarak geçmiş zamana gidecek. Daha sonra gelmemiş geleceğe ait öngörüler ve gelecekten tekrar bugüne bakan bir zaman kullanılacak. O yüzden bunlara dikkat etmezseniz Abi biz neredeydik? Şu an bu adam neden bahsediyordu? Biz hangi zaman dilimindeydik diye karışabilir. Bir anlamda bir mücadele yani sosyalist, devrimci hem düşüncenin hem deki kitaptaki karakterlerin kapitalizmle ve kapitalizmin sembolize edildiği bu Demir Ökçe ondan da bahsedeceğim ile olan savaşını anlatırken yani devrimci bir mücadeleyi, bir aksiyonu anlatırken Yan tarafta da ilerleyen çok romantik, gerçekten insanın saygıyla karşıladığı, imrenerek takip ettiği bir aşk hikayesi de onun paralelinde ilerliyor. Kapitalizmin gerçek yüzünü göreceksiniz. Kapitalizmin dini nasıl sömürdüğünü, kapitalizmin nasıl vahşi bir bakış açısı ve nasıl merhametsiz bir fikir ideolojisi ve uygulama olduğunu göreceksiniz. Kapitalizmin caniliğini ve bütün bunları yaşarken yani kapitalizmin o baskısı, sömürüsü, o merhametsizliği, sizin emeni, ebeğinizi, böyle kanınızı emer gibi emişini yeri geldiğinde dik durduğunuzda onurlu ve omurgalı bir tavır sergilediğinizde nasıl sizi böyle demir ökçe ökçe nedir ayağın ayak, ayakkabının altındaki yere biz Ökçe diyoruz da arkadaşlar işte o demirden bir ökçeye dönüşüyor ve sizi böyle alıp eziyor. İşte o demir ökçenin yani o kapitalizmin yeni geldiğinde işte asker gücüyle, polis gücüyle, hukuk gücüyle, din adamları gücüyle, paramiliter güçlerle bir demir ökçeye dönüşüp o kapitalizmin halkı, emekçileri, onurlu insanları alın teri dökenleri nasıl o demir ökçeyle ezdiğini anlatıyor Jack London. Ama tabii ki o ezişi anlatırken o emekçilerin onurlu, namuslu, ilkeli, şerefli insanların o demir ökçenin bütün kahrediciliğine, bütün zulmüne, bütün acımasızlığına rağmen nasıl insanların mücadele ettiğini, direndiğini, omuz omuz olduğunu da çok güzel anlatıyor bu kitapta Jack London. Evet. Demirökçe içerisinde üst sınıfın alt sınıfı ezişi. Burada üst alt derken e, yani ekonomik anlamda işte makam mevki anlamında sınıflar oluşturuluyor ya. Yoksa üst sınıf derken onlar çok üst sınıf kaliteli insanlar o anlamda söylemiyor tabii ki Ceklandım ben de öyle söylemiyorum. Alt sınıf derken sanki onların altında olan bir sınıf gibi değil. Ama evet gerçekten ekonomik olarak sosyal olarak ve birçok farklı açıdan toplumun bir üst sınıfı oluyor bir alt sınıfı oluyor ve o üsttekilerin işi gücü yiyip içip yan gelip yapmak alttakilerin emeğini sömürmek ve onları ezmek çok güzel anlatıyor bunları Jack London ve insanların o ezici kahredici acımasız kapitalizmle demir ökçenin yani onun ete kemiğe gürülmüş bir silahlı paramiliter güçlerinin halkı ezerken işçi sınıfının ve emekçilerin birlikte nasıl örgütlü bir şekilde mücadele verdiğini de örgütlü mücadelenin bir anlam ifade ettiğini de yine göreceksiniz bu kitapta. Ve benim en çok etkilendiğim yerlerden biri de şu. Kapitalizm ne kadar acımasız olursa olsun, demir ökçe ne kadar güçlü ve zalim ve sanki yenilmeyecekmiş gibi olursa olsun, o haklı olan insanların direnme gücünü ve mücadele gücünü sadece ama sadece alın terlerinden ve haklılıklarından alıp asla davalarından vazgeçmemeleri, yılmamaları ve direnmeli yine Jack London'ın o muhteşem üslubu ve kalemiyle anlatılmış Demir Ökçe'de. Şimdi arkadaşlar birazcık da hikayeye gelelim. Abis karakteri yani buradaki bayan ana karakterimiz bir fizik profesörünün kızıdır. Bu fizik profesörümüz üst düzeydir. Yani üst tabakadandır. Bir gün bir işte parti verir. O partiye Ernest isminde ana karakterimiz de davetler arasındadır. Ve o yemek esnasında işte işçi hakları ile ilgili bir tartışma ortaya atılır ve Ernest muhteşem bir diyalektikle muhteşem bir şekilde işçilerin haklarını savunur kapitalistlerin o sömürü düzenini muhteşem bir şekilde eleştirir ve tabii ki Avis'in dikkatini çeker. Ondan sonra işte yerler, içerler falan derken arkadaşlar Avis'in yani fizikçi profesörün kızı olan Avis aslında babasından dolayı o seçkin, elit, intiyazlı, ayrıcalıklı sınıfa dahildir. Ama daha ilk geceden Ernest'in vermiş olduğu o muhteşem mücadele duruş, tavır ve söylenden sonra artık o aristokrat sınıftan, o ezilen, ezenlerin olduğu, o demir ökçenin, kapitalistlerin olduğu sınıftan ayrılarak Ernest'le birlikte işçi sınıfına yanaşır. Hem zihinsel olarak bir dönüşüm geçirir. Ve aristokrasinin değil halkın ve emekçilerin ve proletaryanın yanında yer alır. Ve tabii ki o esnada eşyanın tabiatına uygun olan da odur. Ernest de aşık olur. İyi ki de olmuş. Böylece güzel bir aşk e, hikayesini de bu fikirsel eserin içerisinde okumuş oluyoruz. O da ayrı bir duygusal ve edebi lezzet katıyor kitaba. Ve derken Ernest sosyalist partinin başına geçer. Mücadele başlar işçi grevlerini örgütler ve Amerika'da muhteşem bir kaos ortaya çıkar. Ama öyle böyle bir kaos değildir bu. Tam da burada hani Marksizmin fikir babası Karl Marx'ın yani biraz okuyanlar bileceklerdir ısrarla devrimin yani proletarya devriminin işçi devriminin Amerika'da ve İngiltere'de olacağını söylemesi ilk başta değil mi insana tuhaf geliyor. Çünkü o uçurum insanlarında o İngiltere'deki açıları anlatırken Demir Ökçe'de Amerika'daki bu ezilenleri, sömürülenleri ve o Demir Ökçe'yi o zulüm ve kapitalizm mekanizmasını anlatırken anlıyorsunuz ki Marx aslında devrimin İngiltere'de ve Amerika'da olacağını söylerken aslında çok mantıklı bir çözümleme yapıyor. Çünkü işçi sınıfı sanayileşme bu iki ülkede. Otomatikman bir proletarya oluşuyor ve insan haliyle bekliyor ki proletaryanın olduğu bu yerde devrim olur. Ama gidiyor. İşçi sınıfının olmadığı ve sanayileşmenin çok da olmadığı Rusya'da gerçekleşiyor. Bu devrim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bugünkü Amerika'yı gözümüzün önüne getiriyoruz. Bugünkü İngiltere'yi gözümüzün önüne getiriyoruz. Ya diyoruz burada ne alaka burada proletarya işçi sınıfı devrim? Marksın o öngörüsünün neden kaynaklandığını bu eseri okuyunca anlıyorsunuz. Hani bazı arkadaşlar da diyorlar ya, ya hocam hep kurgu eserler paylaşıyorsun. Biraz daha böyle fikir, düşünce eserleri de ...bizlere şey yapsam, paylaşsam falan diye. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Sosyalizm ve devrimle ve o süreçle alakalı... ...10 tane, 20 tane, 30 tane akademik eser okuyacağınıza... ...ki zaten konuyla ilgili değilseniz, siyaset bilinci değilseniz... ...sizi sıkacaktır. Alın abi bir Demir Ökçe okuyun. 30 tane, 40 tane makale ok makalelerden oluşan düşünsel eser okumuştan... ...çok daha fazla konuyu anlayacaksınız. O yüzden burada kurgu eserlerinin gücünün bir kere de altını çizmek istiyorum derken ya o kadar güzel yerlere dokunuyor ki Demir Ökçe yani kapitalizmin yani emek sömürüsüyle oluşmuş o şişmiş mideleriyle o kodomanların oluşturduğu o kapitalistler var ya sizin benim alın terimizi sömürüyorlar ha işte onları koruyan mekanizma işte o silahlı güç Demir Ökçe ama öte taraftan bir de o kadar güzel anlatıyor ki ya ve bu adam bunu 120 yıl önce 1900'lerde yazıyor bu kitabı. Yani 120 123 yıl önce yazmış ve o günden söylüyor. Oradaki o demir ülke ile beraber hareket eden hakimlerden, yargıçlardan avukatlardan bahsediyor. O para babalarıyla, godamanlarla birlikte oturan onlarla beraber yiyen, içen, partilere giden, hanımlarının birlikte olduğu, ev oturmalarına gittiği, beraber alışveriş yaptığı hukuk adamlarının nasıl demir ile sömürenlerle birlikte olup halkı ezdiğini, işçi sınıfını efendime söyleyeyim ezdiğini o kadar güzel anlatıyor ki sonra şöyle bir dönün bakın sağınıza solunuza aradan geçen 120 yılda İngiltere'de Amerika'da bilemem de şöyle bir etrafınıza şu yakın coğrafyamıza bir bakın ne kadar uyuşuyor ya da uyuşmuyor diye kararı kendiniz verin. Eskiler bunu şöyle anlatmış. Anamızı alan kadı derdi kime anlatalım? Jack London, anamızı alan kadı derdimizi kime anlatalım? Anadolu Türk atasözünü o kendi distopya diliyle bu eserde o kadar güzel anlatmış ki. Öte taraftan din adamlarının, rahiplerin binileri yiyip içip kilo alıp zevkü sefa içerisinde yaşarken emekçilere, işçilere, köylülere, emeklilere, halka şükredin, sesinizi çıkarmayın. Tanrı sizi zaten ödüllenecek diyerek nasıl uyuşturduklarını ve uyuttuklarını da o kadar güzel anlatıyor ki Jack London burada. Evet Jack London güç, iktidar, sömürü ve zulüm çarklarını işletenlerin yanında olan, onlar adına halkı uyutan, onlar adına halkı zehirleyen, onlar adına halkı afyonlayan din adamlarını eleştirirken hikayenin içerisinde gerçek inanç sahibi olan insanların da hakkını teslim edip Hikayeye emekçilerden yana tavır koyan, emekçi olan ve emekçilerle birlikte mücadele eden bir psikopos morhaus karakterini de koyar. Yani kötünün örneğini verirken iyi'nin de prototipini çizer ve o psikopos karakteriyle gerçekten din adamının, gerçekten inanmış bir müminin güç iktidar sahiplerinin değil hakkın yanında, halkın yanında duracağını da çok güzel anlatır bu karakter üzerinden. Şimdi orada iki tane şey var, kavram var. Birisi ruhun ölümsüzlüğü, birisi de bedenin ölümü. Şimdi hikaye okuduğunuzda orada arkadaşlar bir de metafizikçiler diye bir grup var. Onlarla yapılan tartışmaları da anlatıyor hikayenin içerisinde. Ernest'le yaptıkları o fikirsel tartışmalar, ideolojik tartışmalar. Şimdi kapitalistler, sömürücüler biraz da dini kullanarak ruhun önümsüzlüğüne vurgu yapıyorlar. Onunla alakalı da çok ciddi tartışmalar var burada göreceksiniz. Ben sadece bir başlık verip geçiyorum. Ama öte taraftan da diyor ki Jack London. İyi tamam ruh ölümsüz kapitalistler siz sürekli din adamları eliyle bunu kullanıyorsunuz ama bir yandan da beden denen bir şey var. Bunun ihtiyaçları var ve bu beden o ihtiyaçlar görülmediğinde ölüyor. Bunun üzerinden muhteşem bir fikirsel tartışma, müthiş diyaloglar, karşılıklı birbirini tekzip edişler falan çok güzel mısralar, satırlar okuyacaksınız kitabın içerisinden arkadaşlar. Ve orada Jack London, gücün yanında yer alan ve insanların inancını güç sahipleri, sömürcüler lehine kullanan din adamlarını elleri yumuşak insanlar olarak niteliyor. Yani tarlaya gidip buğday ekmemiş, değirmende, efendim söyleyeyim harmanda elleri işlememiş, orağı tutmamış, fabrikada bir metale, bir makineye, bir çekice dokunmamış emek verip elleri nasırlanmamış insanları anlatmak için o din adamları için elleri yumuşacık insanlar ifadesini kullanıyor Jack London ve tabii ki hem bu demir ökçede olduğu gibi hem hayatın bizatihi kendinde olduğu gibi ilkeli duruş sahibi olan onurlu onurgalı şerefli insanlar mutlaka bu demir ökçeler onların işbirlikçileri tarafından mutlaka belli bir öde bedel ödemek zorunda bırakılıyorlar. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Onurlu ve onurgalı insanlar tarih boyunca hep bedel ödemiş. Bugün de ödeyecekler. Yarın da değişecek bir şey bu hikayede. Yine bedel ödemeye devam edecekler. Zaten Jack London deyince iki tane kelime vardır arkadaşlar öne çıkan. Birisi evrim, birisi devrim birçok eserinde sürekli evrime gönderme vardır. Birçok eserinde bu işte Meksikalı'da olduğu gibi veya birçok bir, bir dilin olduğu gibi birçok eserinde mutlaka bir devrim vurgusu vardır. Ama Jack London evrimin nasıl böyle yüzlerce 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 yıl gerçekleşecek olan kaçınılmaz bir sonuç olduğunu vurguluyorsa tıpkı bunun gibi devrimin de evrimde olduğu gibi ister istemez doğal bir süreç olarak gerçekleşeceğini söylüyor Ha sonra Rusya'da devrim oluyor sonra başka yerlerde devrim oluyor ki Jack London bu eseri yazdığında Lenin ve arkadaşlar Rusya'da devrim falan yapmış değil veya ne Küba'sı ne Bolivya'sı ne Arnavutlu ne Çin'i ne Mao Zedong'u yani dünyanın hiçbir yerinde de devrim mevrim öyle bir şey yok Ortada fol yok, yumurta yok. Ceklannın bunu ortalıkta bu ideolojik rejimleri sistemden hiçbiri yokken söylüyor. Ha buraya kadar ben yazarın söylediklerini aktardım. Çok yorum yapmadım. Devrimler olduktan sonra neler oldu o apayrı bir tartışma konusu. O Ernest karakteri üzerinden söylüyor. İnançsızdır işte hiçbir din inancı yoktur. Cennet, cehennem, ahiret falan böyle bir kavramları yoktur. Karakterimizin. Ama diyor, ama, ama. Bakın biraz önemli. İnancım yok ama diyor. Sizin bu kadar kötülüğünüz, bu kadar zulmünüz, bu kadar işkenceniz, bu kadar katliamınız, bu kadar adaletsizliğiniz, bu kadar merhametsizliğiniz, ve hem bireyin hem toplumun zerrelerine kadar işlemiş olan bu kötülüğünüzün karşılığı olacak bir yer mutlaka olmalı. Cehennem yoksa da var olmalı diyor. O isyanı anlayabiliyor musunuz arkadaşlar? Ve en güçlü şeylerden biri de şuydu. Orada işçiler, emekçiler, demir öpçeler ne zaman sıkışsalar başka ülkelere savaş açıyorlar ya. Diyor ki Jack London buradaki karaktere dedirtiyor biz bu halkın işçileri ve emekçileri, kapitalistlerin ve bu demir öpçelerin daha iyi ve mutlu yaşayabilmesi için başka bir halkın, başka bir ülkenin işçi ve emekçileriyle niye savaşacağız ki? Diyor arkadaşlar. Evet, Jack London, Demir Öpçe, Leven Cin Emre çevresiyle okumanızı tavsiye ederim. Gerçekten muhteşem, muhteşem. Muhteşem bir eser. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın, güzellikler içerisinde kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.